Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Efendim, bu analizimizde sizlere çok ayrıntılı, çok detaylı bir borsa, BIST 100 analizi sunmayı hedefliyorum. Zira borsada gerçekten karmaşık bir süreç içerisinde bulunuyoruz ve borsayı etkileyen gerek ekonomik programımızın olumsuz karşılanmış olması yabancılar tarafından ve gerekse dünya endekslerinin içinde bulunduğu farklı koşullar ve tabii ki seçim belirsizliği gibi bir takım faktörlerin etkisi altında borsada çok değişik, çok farklı bir atmosfer gündemde. Arkadaşlar, biliyorum ki birçoğunuzun borsada veya hisse senetlerinde pozisyonları bulunuyor. Almayı düşünenleriniz var, satmak için fırsat kollayanlarınız var, zararda olanlarınız var vesaire vesaire. Sevgili dostlar, bu analizde birçok ayrıntıya yer vereceğim. Neden bu ayrıntıya ve bu detaya bu kadar fazla girme ihtiyacını hissettim? Çünkü önümüzdeki günler ve önümüzdeki süreç gerçekten son derece ciddi belirsizliklerle dolu. Bu ayrıntıları bilirseniz eğer, bu detaylara net bir şekilde hakim olabilirseniz eğer, kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde verebilirsiniz. Beni takip etmekte olan arkadaşlarım yakinen tanımışlardır ki hiçbir zaman için uçacak, kaçacak şeklindeki ifadelerle sizleri gereksiz beklentiler içerisine sokmadım ve yine çökecek, çakılacak şeklindeki ifadelerle de gereksiz karamsarlıklar içerisine sokmadım. Olabildiğince yükseliş ihtimali gördüğüm anlarda ki bu senenin başlarında olduğu gibi yabancı takasındaki çok önemli artışı fark edip sizleri yabancı bu denli önemli bir pozisyon yükleniyorsa borsada önemli bir atak yaşanabilir şeklinde bilgilendirdiysem şu anda da görmüş olduğum olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların sebeplerini özellikle de hisse bazında, yabancı kurumların işlemleri bazında ve de yabancı takas oranı bazında sizlere anlatmak suretiyle bir şekilde bakış açınızı genişletmek, ufkunuzu genişletmeyi amaçlıyorum. Zaman zaman analizlerimin çok uzun olduğundan bahsediyorsunuz. Zamanınızın çok kıymetli olduğundan yakınıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, üzgünüm ama zamanınız kadar paranızın da değerli olduğunu sanıyorum ki benim sizlere hatırlatmama gerek olmamalı. Paranız da en az zamanınız kadar kıymetli. Şurada dinleyeceğiniz yarım saatlik bir analiz belki de sizler için önümüzdeki süreçte gereksiz beklentiler veyahut da hayali beklentiler içerisinde olmaksızın daha bilinçli adımlar atmanıza yarar sağlayacaktır. Ben de kendimi bu anlamda yormuş oluyorum ama amacım sizleri gerçekten bilgilendirebilmek. Evet arkadaşlar, analizimizin başında başlık olarak şu ifadeyi kullandım. Sell and go in May, go away. Değerli dostlar, bu ifade bütün dünya endekslerinin lokomotifi olan Dow Jones'ta ve büyük fonları yöneten yöneticilerin yıllardır ağızlarına, dillerine pelesenk ettikleri bir motto, bir literatür gibi borsa ilmine, borsa camiasına yerleşmiş olan bir ifadedir. Anlamı şudur: Mayıs'ta sat ve uzaklaş. Niye arkadaşlar böyle bir ifade kullanma ihtiyacını hissetmişler? Belirli bir süreci, belirli bir dönemi izlemişler, değerlendirmişler ve bu süreç içerisinde Mayıs ayında genellikle büyük fonların satış yapmak suretiyle fon yöneticilerinin tatile çıktığını, artık belli bir dönem 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi Eylül-Ekim aylarına kadar veya yaz aylarında herhangi bir işlem yapmadıklarını veya ağırlıklı, çoğunluklu olarak işlem yapmadıkları bir istatistik olarak yansımış durumda. Arkadaşlar, genellikle yıl sonlarına doğru ve yeni yılı portföyünü şekillendirebilmek adına yıl sonlarına doğru belli satışlar yapar fonlar. Ondan sonra yatırımcılarına bir hesap verirler. Derler ki şu takvim süreci yılı içerisinde şu oranda bir kar zarar oluştu. Benim karnem budur derler. Bu hesabı verdikten sonra yeni yıl için, bir sonraki yıl için yeni pozisyonlar almaya başlarlar. Bu pozisyonlar genellikle yıl başlarında
oluşan bir durumdur. Ve bu süreç içerisinde aldıkları pozisyonlar 3-4 aylık ki Mayıs ayına kadardır genellikle bu süreç. Mayıs ayına kadar önemli gelişmeler olur. Genel olarak durum böyledir. Borsalarda Mayıs ayına kadar bir hareketlilik yaşanır. Tabii ki dünyayı veya o ülke özelini etkileyebilecek çok özel bir durum. Onlar istisnadır. Bunları biz genel ifadeler olarak söylemekteyiz. En azından en yakın tarihimize bakacak olursak 2018 sonlarına doğru 87'ler, 88'ler, 89'lar veya 90.000 üzerinde tutunmakta zorlanan, can çekişen bir endeksimiz var iken Ocak ayının başlamasıyla, 2019'un başlamasıyla birlikte bir anda 105.000'lere, 106.000'lere kadar çıkabildik. İşte sevgili arkadaşlar, Mayıs ayında yıl başında alınan pozisyonların da bir nevi yaz realizasyonu veya bahar temizliği diyebileceğimiz bir taktikle fonlarda bir satış eğilimi gözlenmektedir. Bunu istatistikler ortaya koymakta. Şimdi arkadaşlar, bu ifademden yola çıkmak kaydıyla veya bu başlığımızdan yola çıkmak kaydıyla şöyle geçmişe doğru bir dönelim isterseniz. Bu grafiğimiz bir aylık grafiktir. Ve 2018 yılının Mayıs ayına kadar gidelim bakalım. 2018'in Mayıs'ında ne olmuş? %3.48'lik bir kayıp yaşanmış 2018 Mayıs ayında. Geriye doğru tekrar gidelim. 2017 bizim için çok olumlu bir yıldı. Bunu referans olarak alamayabiliriz. Evet, 2017 yılında %3.5'lik bir yükseliş olmuş. Zaten 2017 yılında önemli bir rally vardı biliyorsunuz. Dönelim arkadaşlar, 2016 yılının Mayıs ayına gelelim. 2016 yılının Mayıs ayında arkadaşlar %8.82'lik bir kayıp yaşanmış endeksimizde. Devam edelim, 2015 yılının Mayıs ayına doğru gelelim isterseniz. 2015 yılının Mayıs ayında %1.15'lik bir kayıp yaşanmış. Dönelim 2014'e doğru gidelim. 2014'ün Mayıs ayında evet %7.33'lük bir artış yaşanmış Mayıs 2014 yılında. 2014 yılında da bir rally süreci söz konusuymuş. Ocak ayından itibaren Mayıs ayına kadar devam eden önemli bir artış yaşanmış. Dönelim arkadaşlar 2013 yılının Mayıs ayına doğru. 2013 yılının Mayıs ayında 0.07'lik bir kayıp yaşanmış. 2012 yılının Mayıs ayına dönelim. %8 oranında bir kayıp yaşanmış. 2012 kriz süreciydi biliyorsunuz. 2011'in Mayıs ayına gelelim. 2011 Mayıs'ında da %9 civarında bir kayıp yaşanmış. Gelelim 2010 yılının Mayıs ayına. 2010 yılının Mayıs ayında arkadaşlar %8 civarında bir kayıp yaşanmış. Değerli dostlar, görmekte olduğunuz gibi Mayıs aylarında bu Dow Jones'un fon yöneticileri veya o piyasada işlem yapmakta olanların koymuş oldukları bu ifade, yani sell and go and in May go away şeklindeki Mayıs ayında sat ve uzaklaş şeklindeki ifadenin hiç de boş bir ifade olmadığını ve %8'lere, 7'lere varacak kadar önemli endekslerde kayıpların yaşanabildiğine tanık oluyoruz. Dow Jones şu anda 26.250-26.300'ler seviyesinde. Mayıs ayına önümüzde çok az bir süreç kaldı. Dünya endekslerinde gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerin endekslerinde de bir hareketlilik gözleniyor son günler içerisinde. İşte değerli dostlar, bu hareketliliğe 3-5 ay daha devam edecek bir rally gözüyle bakmak yerine Mayıs ayında gelmesi olası ciddi satışların bir ön hazırlığı olabileceğini dikkate almanızda yarar görmekteyim. O halde arkadaşlar, uyarıyı erken yapmakta fayda görüyorum. Mayıs ayına 15 günlük bir zamanımız var. İçinde bulunduğumuz koşullar gerçekten çok olumsuz. Mayıs faktörünü bir köşeye bırakacak olsak bile şu an içinde bulunduğumuz koşullar, kendi endeksimiz özelindeki koşullar itibariyle baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir durumda değil. En son Sayın Albayrak ve Çetinkaya'nın iştirak etmiş oldukları Amerika'daki toplantıda, ki bu toplantıda yeni ekonomik programla ilgili olarak bir sunum yapma amacı da söz konusuydu.
Oradaki bazı büyük fon yöneticileri veya yatırımcıları şu an gelişmekte olan ülkelerde, bizim de dahil olduğumuz ülkelerdeki olumlu hava olmasa idi, çok ciddi satışlar yapmayı düşünürdük diyebilecek kadar mevcut tablodan, ülkemize ait olan mevcut tablodan rahatsız durumdalar. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben sizlere geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle yabancı aracı kurumların veya yabancı aracı kurumlarla işbirliği içerisinde, dirsek teması içerisinde işlem yapmakta olan bazı kurumların hangi hisseleri sattıklarına ve aldıklarına da tabii ki ve alım ve de satım maliyetlerinin neler olduğu konusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, Merrill Lynch son dönemlerde, özellikle son 10 gün içerisinde yakından takip ettiğim bir aracı kurum ve çok önemli satışlar yaptı. Bunu sizlere zaman zaman Twitter'dan ki analizlerimde de veya bilgilendirmelerimde de ifade ediyorum zaten. Arkadaşlar, Merrill Lynch'in bu hafta, yani geçtiğimiz hafta 8 Nisan ile 12 Nisan tarihi arasındaki aralıkta Halkbank'tan 76 milyon TL civarında bir satış yaptığını görmekteyiz. Garanti Bankası'ndan 41 milyon 42 milyon TL civarında bir satış yaptığını görmekteyiz. Turkcell'den 40 milyon civarında satış yapmış. 40 milyon TL civarında satış yapmış. Ereğli'den 36-37 milyon TL civarında bir satış yapmış. Bunun haricinde çok affedersiniz arkadaşlar. Rahatsızlığım hala devam ediyor. Bu nedenle sesim de iyi değil ve zaman zaman öksürüyorum. Bağışlayın lütfen. Diğer hisseler bazında baktığımız zaman ise 116, 110, 117 milyon TL civarında çok önemli satışlar yaptığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, aldığı hisselere baktığımız zaman ise Tüpraş'tan alım yapmış 19 milyon TL civarında, Coca-Cola'dan bir miktar alım yapmış, Enerjisa'dan bir miktar alım yapmış ve hızlı bir şekilde Halkbank'ın satış ortalamasına baktığımız zaman 6.40'lar civarından satmış. Garantiyi 8.81'ler civarından satmış. Turkcell'i 12.47 ortalama ile satmış. Diğer taraftan almış olduğu hisselere baktığımız zaman Tüpraş'ı 132.40 ortalama ile almış. Coca-Cola'yı 31.75'lik ortalama ile almış. Enerjisa'yı ise 5.41'lik ortalama ile almış. Ben şimdi tek tek bunları saymıyorum. Sizler izlerken durdurarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan bu rakamları daha ayrıntılı bir şekilde tespit edebilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bir de kredide bakalım isterseniz. Credit Suisse'e bakalım. Credit Suisse ise Garanti Bankası'ndan 40 milyon 41 milyon TL'lik satış gerçekleştirmiş. Halk Bankası'ndan yine 31 milyon TL civarında satış gerçekleştirmiş. Vestel, Bimaş, Pegasus'tan da satışları var. Bakalım arkadaşlar, yapmış olduğu satışlarında hangi maliyetlerle satış gerçekleştirmiş? Garanti Bankası'nı 8.76 ortalama ile satmış. Halk Bankası'nı 6.37 ortalama ile satmış. Aldığı senetlerin ortalamasına bakacak olursak, Turkcell'de önemli bir alım yapmış. 37 milyon civarında bir 37 milyon TL civarında bir alım yapmış ve alım maliyetinin 12.46 olduğunu görüyoruz. Aselsan alımı gerçekleştirmiş 22 milyon TL civarında ve 21-27 ortalama ile bu alımı gerçekleştirmiş görünüyor. Önceki aracı kurum ve de Merrill Lynch ve de Credit Suisse'in Garanti ve Halkbank üzerinde önemli bir satış baskısı oluşturduklarını zannediyorum ki fark etmiş olmalısınız. Gelelim HSBC yatırıma. Arkadaşlar, HSBC yatırımda Turkcell'den çok ciddi bir satış yapmış. 73-74 milyon TL'lik satış yapmış. Garantiden 17 milyon civarında bir, 17,5 milyon TL civarında bir satış yapmış. Aselsan satmış, Tüpraş satmış ve Kozal satmış. Diğer grupta ise farklı hisselerden ise 52-53 milyon TL'lik satış gerçekleştirilmiş görünüyor. Gelelim arkadaşlar bir diğer aracı kurum olarak Deutsche'ye. Deutsche ise Garantiden 63 milyon civarında alım yapmış. Yani City'nin, Merrill Lynch'in ve HSBC'nin sattıklarının bir kısmını, hepsini değil dikkat ediniz, bir kısmını Deutsche'nin
alım yönünde karşıladığını görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru sorabilirsiniz bana. Diyebilirsiniz ki 3 yabancı kurum satıyor ama bir başka yabancı kurum da almış. E bu hisse kötüyse veya düşeceğine inanılıyorsa neden bir X yabancı kurum çıkıp da bunu alabiliyor? Arkadaşlar Deutsche'nin hangi niyetle aldığını veya ne kadar süre bu alımı neticesinde beklemede kalacağını bilemezsiniz. Veya Deutsche bu alımları yaptı ama onun geçmişteki maliyetinin ne olduğunu da şu anda net olarak bilmek mümkün değildir. Bugün almıştır, belki 3 gün sonra satmayı düşünecektir. Yabancı her aldığı hisseyi illaki 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene tutacaktır diye bir kural söz konusu olamaz. Yabancılar alım yaptıkları zaman bir taraf bir diğer taraftan da Viyop kanadında farklı stratejiler uygularlar. Bir yandan endeksi yükseltmeye çalışırken diğer yandan hisse bazında zarar dahi ediyor olsalar ama Viyop bazında çok önemli short pozisyonlar yüklenmek suretiyle bir anlamda sağ gösterip sol vurabilirler. Biz burada dikkat etmemiz gereken husus 3-4 yabancı aracı kurumun, 3-4 yabancı kurum satıcı konumundayken bir tek kurum alıyorsa o kurumun alımlarını çok da fazla veya satışlarını çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor. Çoğunluğa bakmak durumundayız. Yabancının genel kanaatine ve mantığına bakmamız bizler için daha faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar bir de son olarak TEB yatırıma bakalım. TEB yatırımda son günlerde önemli hacimler yaratan bir aracı kurum konumundaydı. Evet bu da Halk Yatırımı, Halk Bankası'nı almış. Birçok yabancı kurum Halk Bankası üzerinde yoğun satışlar yaparken Halk Bankası'nda 68 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. Hatırlayınız sevgili arkadaşlar, ekonomik programın açıklanmasının hemen ardından özellikle kamu bankalarına 28 milyar TL civarında bir destek sağlanacağı, devlet iç borçlanma senetleri vasıtasıyla bir destek sağlanacağı ve sermayelerinin güçlendirileceği, kuvvetlendirileceği şeklinde bir açıklamanın olmasını mütakip, aynı gün Halk Bankası yaklaşık %5'lere ulaşan bir değer kazanmıştı ve hatta bir ara 64-65 milyon TL civarında bir para girişini fark etmişti. O gün TEB yatırım çok ciddi alımlar yapmıştı ve TEB yatırımın alımları sonucunda bu miktar dahilinde 68 milyon TL civarında bir pozisyon yüklendiğini görmekteyiz. Ama TEB yatırım diğer yandan bakıyoruz arkadaşlar. Kardemir'de çok önemli satışlar yapmış. İşçe'de 7700 civarında 7.7 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiş. Arkadaşlar anlaşılan durum şudur ki buradan çıkarılması gereken sonuç şudur ki yabancı bir şekilde endeksin her yukarı yönlü atağını özellikle banka ve önemli sanayi hisselerinde, Türksel gibi önemli sanayi hisselerinde satış fırsatı olarak değerlendirmekte. Bu durumu sizlere aracı kurum işlem penceresinden göstermemdeki amaç takas analizleri maalesef anlık doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Bir gün, iki gün sonraya yansıyabiliyor gerçek rakamların aktarılması. Ben tek tek aracı kurum bazında sizlere hangi hisselerin alındığını ve satıldığını ve ortalama maliyetlerinin ne olduğunu izah etmek suretiyle bir manada endeksteki yukarı yönlü ataklara çok ama çok temkinli ve tereddütlü bakılması gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Sevgili dostlar, sizlere yabancı takas oranını zaman zaman şu grafik üzerinden aktarmaktayım. Bu beyaz eğrimiz yabancı takas oranını ifade etmekte ve bunun aşağısında kalan flu alan yabancı takasın bölgesel olarak artışını veya azalışını ifade etmekte. Çubuklarımız ise malumunuz üzere endeksin durumunu göstermekte. Yabancı takas oranı arkadaşlar %66'lara ulaşmış iken son haftalarda önemli bir gerileme eğilimi yaşamakta ve 63.70 seviyelerine kadar neredeyse %2,5-3'lere yaklaşan bir düşüş yaşadı. Çok normal. Endeks 105 binlerden 90 binlere kadar geriledi ve şu an 95 bin, 96 bin civarında bir seyir içerisinde bulunuyor. Şurada son hafta itibariyle bir yükseliş görmektesiniz. Son hafta itibariyle 0.82 civarında
yabancı takas oranında bir artış yaşanmış. Sevgili arkadaşlar, yabancı takas oranı düşüş eğiliminde iken zaman zaman minik sıçramalar yapabilir. Bakınız, şurada da olduğu gibi önemli bir düşüş yaşamış, minik bir sıçrama yaşamış ama gerilemesini devam ettirmiş. Veya şurada olduğu gibi, düşüş yaşıyor, minik sıçramalar yaşıyor ama devam ediyor. Bunu niçin yapıyor arkadaşlar? Yabancı elindeki malını olabildiğince yüksek fiyatlardan dağıtmak ister. Paldır küldür satmaya devam eder ise eğer alıcı bulamayacaktır karşısında. Bu nedenle kimi zaman belli noktalardan alıyormuş gibi görünür. Hatta bir miktar alır da ama onun amacı pozisyonunu artırmak değil. Şurada olduğu gibi alarak sürekli pozisyonunu artırmak değil. Burada ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? Bir şekilde aşağı eğilim devam ederken küçük sıçramalar yaparak endekste bir kafa karışıklığı yaratacaktır. Ama o yükselişi yeni bir satış fırsatı olarak görüp belki şurada 0.82'lik oranda, %1 oranında diyelim bir alım gerçekleşti ama belki 3 gün sonra %1.5'luk civarında bir satış yaparak elindeki malı azaltmayı deneyecektir. Bu nedenle bu tür tablolar aldatıcı olmamalı. Endekste görmüş olduğumuz yukarı yönlü hareketlere artık endeks dönüş yaptı ve yönü net olarak yukarıdır. Şuraya gidecek veya buraya gidecek şeklinde yorumlamamak gerektiğini, temkinli bakmak gerektiğini ifade etmeyi ve bu hususu tekrar etmeyi gerekli görmekteyim. Evet sevgili dostlar, yabancı takasıyla ilgili durumun, bakınız geçtiğimiz haftaya bakacak olursak, geçtiğimiz hafta şurada gördüğünüz kocaman bir yeşil barımız var. Endeks 90 binlere kadar geriledikten sonra bir tepki vermişti biliyorsunuz ve bu tepki sürecinde yabancının %2.10 civarında çok önemli bir satış yaptığını görmekteyiz. İşte bu da bize göstermekte ki yabancı yükselişleri satış fırsatı olarak kullanmakta. Evet, buradan arkadaşlar dönelim, endeksteki teknik görüntü ve durumun ne ifade ettiği konusuna. Arkadaşlar bu bir haftalık grafiktir ve büyük pencereden baktığımız zaman, yani 84 binler ile 120 binler arasındaki tabloya baktığımız zaman, bu tablo dahilinde şuradaki kırmızı hattın, yani 90.300 seviyesinin son derece önemli bir destek, ana destek hattı konumunda olduğunu, buranın kırılması durumunda 88.000 ila 90.000 aralığına, hani 2018'in son dönemlerinde sürekli olarak bu bölgeye doğru bir geri çekilme ama 90.000 üzerine geri sıçrama şeklinde yaşadığımız bir evre vardı ya, bu evrenin tekrar gündeme gelmesi. Eğer ki 88.000'in de kırılması durumunda artık 85.000'lere doğru veya daha da aşağı seviyelere doğru, o anki konjüktür belirleyecektir bunu ama şu an için o tabloyu ifade etmek için erken olduğunu düşünüyorum. Ama şunu net olarak ifade etmek gerekir ki orta ve uzun vadeli pozisyonlarınız için 90.300 seviyesi önemli bir stop loss noktası olarak değerlendirilebilir. Şu an itibariyle arkadaşlar %38.2'ye denk gelen 98.736 Fibonacci direncinin etkisi altında bulunmaktayız. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça, bu seviye aşılamadığı takdirde, ki bu hafta bir deneme yaptık ama bu seviyeyi aşamadık. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça şurada görmekte olduğunuz 23.6 ile tanımlanmış olan 93.350 seviyesine kadar bir geri çekilme riskimiz her an için teknik manada olası görülmekte. Bu seviyeye kadar geri çekilmenin ardından bir tepki yaşanıp tekrar 95.000 üzerlerine gidilebilme olasılığı var mıdır? Evet vardır. Ama bu seviyede kırılacak olur ise takip edilmesi gereken seviye 90.300 olacaktır. O halde büyük pencereden baktığımız zaman birinci nokta 98.736 seviyesi aşılır ise endeksin 100.000 üzerine çıkmak hususunda bir niyeti olduğu, bir isteği olduğundan bahsedebiliriz. 101.500 ila 103.000 bölgesine doğru bir hareketlenme olasılığı gündeme gelebilir. Ama 98.700 aşağısında kalındıkça
93.000'e kadar bir geri çekilme, burada kırılırsa 90.300'e veya 90.000'e doğru bir geri çekilme olasılığı çok ama çok yüksek ihtimal haline gelmiş olabilecektir. Çok affedersiniz. Arkadaşlar, haftalık grafik içerisinde bulunur iken sizlere önümüzdeki haftanın pivot değerlerini de vermiş olayım. 96.514 seviyesi önümüzdeki haftanın pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe 98.000'e kadar devam edebilecek bir atak olabilir. Az önce de sizlere bahsettiğim şuradaki 98.700'lerdeki direnç bölgemiz, direnç hattımız aşılacak olur ise bu durumda 100.500 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. 100.000 üzeri bir kez daha test edilebilir. Ancak bu 100.000 üzerinin tekrar test edilebilmesi endeksin yeni bir yukarı hareket, yeni bir trend başlattığı anlamına gelmeyeceğini, yabancının elinde bulundurduğu ve satmak için fırsat kolladığı pozisyonlarını azaltmak adına suni bir yükseliş, suni bir atak olabileceğini, bu sebepten dolayı da bu tarz bir tabloya temkinli yaklaşmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum bir kez daha. Ancak 96.500 aşağısında kalındıkça, ki son kapanışımız 96.000 yakınlarında gerçekleşti, belki 96.500'e doğru cuma günü öğleden sonra yaşanan 95.000'den gelen tepkinin ufak bir devamı şeklinde bir atak olabilir ama eğer ki bu seviye üzerinde kalıcı olunamıyor ise bu haftanın da yönünün aşağı olma hususunu dikkate almanızda yarar olabileceği kanaatindeyim. Şayet 96.500 aşağısında kalıyor isek 95.000 seviyesi cuma günü olduğu gibi bir ara destek olarak çalışır mı çalışmaz mı bunu izlemek gerekiyor. 95.000'in aşağısına inilecek olur ise öncelikle 93.900 bu seviyenin de kırılması durumunda 92.500 seviyesinin önümüzdeki hafta için dikkate hafta genelinde bu bir haftalık grafiktir ve haftalık pivot verilerinden bahsediyorum. Hafta genelinde dikkate alınması gereken iki önemli seviyedir. 93.900 veya 94.000 buranın kırılması durumunda ise 92.500 seviyesi. Buradan arkadaşlar günlük grafiğe geçmek istiyorum. Günlük grafiğimiz itibariyle değerli dostlar bu çizimimiz 87.500'ler ile 106.000'ler arasındaki en son yaşamış olduğumuz iki kez test ettiğimiz 106.000 seviyesi arasındaki bir Fibonacci çizimidir. Görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar %38.2'ye denk gelen 98.800 üzerine çıkamadık son ataklarda ve şurada görülen 96.600'ün aşağısına inilmekle 95.000 seviyesi test edilmiş oldu cuma günü. Şu anda değerli dostlar 95.000 seviyesini bir ara destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Şayet şurayı aşamaz isek, yani %50'ye denk gelen 96.600 seviyesini aşamaz isek, zira cuma günü gelen ataklarla 96.000 yakınlarından kapandık ama haftaya olumlu bir başlangıç yapılacak olsa bile 96.600, biraz önce de bahsettiğim 96.500 seviyesinde önemli bir pivot noktamız vardı. Bu seviye aşılamıyor ise bu durumda geri çekilme eğiliminin satışların ön plana çıkabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. İlk etapta test edilebilecek olan bölge burada da arkadaşlar 94.500 seviyesini ön plana çıkarmış. O halde az önceki grafiğimde de 93.900, buradaki grafiğimizde 94.500. Tabii ki bu bir günlük grafiktir. Pazartesi gününü hedeflemek suretiyle sizlere aktarmış olduğum bir seviyelerdir. Arkadaşlar pivot değerlerine baktığımız zaman ise pazartesi günü itibariyle 95.800 seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalabiliyor isek yine karşımıza 96.500-96.600 seviyesi çıkmakta. Ardından 96.900 veya 97.000 diyelim bu seviye, buranın da aşılması durumunda ise 97.700 seviyesi pivot veya teknik ihtimaller olarak gündemdeymiş. O halde 95.800 seviyesinin üzerinde kalınıp kalınamadığı ve 96.500 seviyesinin geçilip geçilemediği mevzusu son derece önemli olup 96.000 aşağısında kaldıkça
Özellikle 95.800 seviyesinin aşağısında kalındıkça 95.400 ve 94.600, 94.200 seviyeleri pazartesi günü itibariyle olası geri çekilmelerde takip edilmesi gereken seviyeler konumunda bulunuyor imiş. Bir de arkadaşlar, en son endeksin birkaç gün önce veya tarih vereyim size, 27 Mart tarihi itibariyle yaşamış olduğu 90.500'e kadarki geri çekilme ile en son görmüş olduğu yüksek seviye olan 105.900 seviyelerini referans almak kaydıyla bir çizim yaptığımız zaman, bir Fibonacci çizimi yaptığımız zaman karşımıza çıkan değerler %38.2'ye denk gelen 96.400 seviyesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 96.500, 96.600 seviyesi sürekli olarak hangi yöntemle analiz yapacak olursak olalım karşımıza çıkıyor. Bu seviye önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması durumunda 98.000'lere kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığı oluşabiliyormuş. Ama burası aşılamaz ise bu durumda 94.200'lere kadar bir geri çekilme ihtimali ön planda olabiliyormuş. Günlük ve farklı bir çizim yöntemiyle yaptığımız analiz itibariyle. Arkadaşlar teknik detaylarımız bu şekilde olmakla birlikte bir de sizlere geçtiğimiz hafta hisselerde yaşanmış olan para giriş ve çıkış durumları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Yine malumunuz borsapivot.com siteme dönüyorum. Bu sitemizde bir takım verilere çok kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Günlük para giriş ve çıkışlar linkini tıkladığım zaman arkadaşlar hemen şurada son 5 gün itibariyle en çok para giren ve çıkan hisseleri bir anlamak istiyorum. Ondan önce cuma günü ne olmuştu ona bakalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Şuradan yukarıdan aşağı doğru, büyükten küçüğe doğru bir sıralatmak istiyorum. Gün gün görmektesiniz durumu. Yapı Kredi cuma günü itibariyle 6 milyon civarında. İhlas Ev Aletleri 5.6 milyon civarında. Koza, Tüpraş, Akbank, Soda vesaire. Gördüğünüz gibi en yüksekten aşağı doğru bir sıralama istedim. En çok para çıkanları görmek istiyorum. Bu kez şu, evet tıkladığım zaman arkadaşlar karşıma gelen tablo Garanti Bankası'nın 76 milyon civarında, 76 milyon TL civarında bir para çıkışı yaşadığını görmekteyim. Garanti biraz önce de sizlere aracı kurum işlemlerinden bahsettiğim gibi birçok kurumun, birçok yabancı aracı kurumun satış eğiliminde olduğu bir hisse konumunda ve hafta bazında 91 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış bir bankacılık hissesi olarak, bankacılık hissesinin lokomotifi olarak Garanti'deki bu para çıkışı son derece kayda değer. Türk Hava Yolları'na bakıyorum 12.7 milyon civarında bir para çıkışı olmuş. Haftalık bazda 16.5 milyon civarında bir para çıkışı söz konusu. Ereğli, İşçi ve Koç Holding'de para çıkışları var. Hafta geneline bakacak olursak, son 5 günün geneline bakacak olursak en çok para giren hisse hangi hisseymiş arkadaşlar? Hafta genelinde Yapı Kredi Bankası'nın 13 milyon civarında, Türk Telekom'un 10 milyon civarında, Tekfer'in ise 10 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görüyorum. Hafta genelinde en çok para çıkışı yaşayan hisselere bakmam icap ederse az önce gördüğümüz 91 milyon küsürle Garanti, Akbank'ın 38 milyon civarında bir para çıkışı yaşadığını görüyorum. Türk Hava Yolları'nın 16,5 milyon, Vakıfbank'ın, İşçi'nin, Tüpraş ve Kardemir'in. Yani arkadaşlar endeksi force eden önemli hisse senetlerinde ciddi kar satış, ciddi para çıkışlarının olduğunu görüyor olmamız bile bize endeksten yabancının önemli bir pozisyon azaltma eğilimi içerisinde olduğunu yansıtan somut veriler olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar sıklıkla sizlere pivot seviyelerini takip ediniz diyorum. Günlük pivot seviyelerini veya haftalık pivot seviyelerini bu siteden dilerseniz bütün hisselerin haftalık pivot verilerine erişebiliyorsunuz. Günlük pivot verilerine erişebiliyorsunuz. Hisse adını yazmak kaydıyla örneğin Garanti diyelim. Garantinin durumu hakkında bilgi almak istiyorsanız kolaylıkla Garanti Bankası için 15.04.2019 pazartesi günü için takip edilmesi gereken pivot seviyesi 8.51, dirençleri ve destekleri bulunuyor. Arkadaşlar hemen peşinden söyleyeyim, bu site tüm veri ve analiz sitelerinde olduğu gibi belirli bölümleri, bu tarz önemli bölümleri ücretli olan bir sitedir. Tüm veri ve analiz sitelerinde mevcut olduğu gibi bu hususu hatırlatmış olayım. İlginiz varsa, bu tür verilere ihtiyaç duyuyorsanız
Bu konudan bilgi sahibi olmanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Bunun bilgilendirmesini yapmış olayım sizlere. Ana sayfadan ücretsiz olarak ana sayfaya girmek kaydıyla gerek endeksin gerekse Viyop en yakın vade kontratlarının haftalık, günlük ve de aylık destek direnç pivot verilerine de erişebilme imkanınız bulunabilmekte. Evet sevgili arkadaşlar, endeks hakkında söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibarettir. Lütfen dikkatli olunuz. Lütfen hisselerinizin hangi aracı kurumlar tarafından alındığını ve satıldığını mutlaka takip ediniz. Para girişi çıkışı yaşıyor mu? Aynı gün veya bir haftalık süreç içerisinde ne ölçüde bir giriş ve çıkış oluyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. Tabii ki endeksin gideceği nokta veya düşeceği nokta hisselerinizi ilgilendirmeyebilir. Endeks düşerken de yükselecek olan hisseler vardır. Her hissenin kendine özel bir hikayesi mutlak surette olabilir. Bunlar tamamıyla istisnadır. Biz genel tabloya bakıyoruz ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki Mayıs ayı yaklaştığında gelişmiş olan ülke borsalarında bir satış dalgası olabiliyor. Bu istatistiksel olarak kanıtlanmış olan, bilimsel olarak kanıtlanmış olan bir durumdur. Ama bu demek değildir ki bu Mayıs ayında da mutlaka ve mutlaka satış olacaktır. Ama takvim bazında genele baktığımız zaman, yıl bazında genele baktığımız zaman yabancı uzmanların Mayıs ayına son derece temkinli baktıklarını biliyoruz ve görüyoruz. O halde böyle bir durum ve böyle bir tablo var ise bizim de boş ver arkadaş demek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Biz de bu konuya özel bir önem göstermek durumundayız. En azından temkinli ve dikkatli bir bakış açısıyla pozisyonlarımızı kontrol etmeli veya portföylerimizi yönetmeliyiz. Efendim, hoşça kalınız diyorum. İyi bir hafta sonu dileklerimle. Saygılar, selamlar.